Teknofest'te bilim şehit Kamil çatısı altında hazırlanan ve bu yıl Ankara'da ilki düzenlenen Deneyap Kad Robotik yarışmasında geliştirdikleri akıllı karavan projesinde Türkiye beşincisi olan Şehit Kamil Kızıl Elma takımı, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundular. Deneyimliyiz yani. Ha? Ödül kazanmış. Daha önceden de. Maşallah. Sıralamaya giren öğrencileri alıp işte oraya çağırdı. Orada 2 gün boyunca hekaton gibi. Hani bir kırtasiye malzemesi verdiler, bir elektronik malzeme verdiler. Dediler ki alın bakalım malzemeleri. Herkes bunlar ne yapıyor? Geçin. Yapıyor. Süreniz başlamıştır dediler. 2 gün süre verdiler mesai saatleri içerisinde. O 2 günlük süre içerisinde çocuklar kendi projelerini geliştirdiler. Yani yaptıkları şey oradaki diğer bütün katılımcıların dikkatini çekti açıkçası. Hatta masamızı Hasan Mandal ziyaret etti, dükkanı başlarımız. Bizim daha önce o elektrikli araçlarımızdan falan dolayı da şeyi var. Yani bizim ismimizi duyan açıkçası orada Şehit Kamil ismini duyan. Tamam ya Şehit Kamil'den gelmişler. Zaten alışık bildiğimiz takımlar. Sıkıntı yok. Bunlar her şeyi yaparlar. En büyük rakip bunlar diye bize böyle bir güzel bir şey Çok oldu şey. yani Çok şey. hissettirdiler. Bu emeklerinizden dolayı biz size Biz teşekkür teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Yani yaptığımız bir şey yok. Yani yolumuzu açıyoruz. Mucitler burada sağ olsunlar. Onların emeği oluyor. Ben öncelikle hocalarımızın şahsında tüm öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Tabii deney atölyeleri aslında böyle kapıdan gelinip girilen bir yer değil. Belirli bir eğitimden geçmiş çocuklarımız, sınava tabi tutularak 3 yıllık eğitim alan öğrencilerimiz var. Tabii bu 3 yıllık eğitimi alırken kendilerini üniversiteye hazırlamak adına, yönelmelerini şekillendirmek adına, mühendislik adına neler yapılabilir? Bu çalışmalar yapılıyor. Her sene yapılan Teknofest'te de sağ olsun hocalarımızın desteğiyle projelerle burada yarışmalara giriyorlar. Bu seneki yarışmada da ilk defa yapılan bu RoboLeague'de de çocuklarımıza hazırlıksız bir anda malzemeyi veriyorlar. Kırtasiye malzemelerini veriyorlar. Hayal dünyanızda bunu geliştirin, ondan sonra da uygulamasını yapın diyorlar. Sağ olsun yavrularımız da bu konuda ekip olarak hemen kafa kafaya veriyorlar. Böyle bir akıllı karavan oluşturuyorlar. Bu karavanı yaparken de tabii depremden de etkilenen bir şehir olarak çocuklarımız güvenli bir ortamda yaşayabilecek, sensörlerle buradaki yaşam kalitesini artırabilecek neler yapabilirizin hayata geçirmişler. Yaklaşık bildiğim kadarıyla 1500'e yakın bir proje vardı bu konuda RoboLeague'de. Bunun içerisinde 5. oldular. Gerçekten tebrik ediyorum. Tabii bu bize yetiyor mu? Yetmiyor. Bizim amacımız burada nitelik ön plana çıksın istiyoruz. Yani birinci olmak değil, bizim gönlümüzde onlar zaten birinci. Ama bundan sonra daha farklı nasıl projeler hayata geçirebiliriz? Onun istişaresi içerisindeyiz. Hocalarımız da bu konuda çocuklarımıza yol gösteriyorlar. Onlar da bu almış oldukları bilgiler ışığında her sene daha güzel projelerle bu yarışmalara katılıyorlar. Amacımız ileride memleketleri için faydalı birer mühendis olup inşallah vatana millete faydalı bireyler olarak insanlığa faydalı projeler geliştirsinler. Bizim gönlümüzün birincisi bunlar. Yürekten kutluyorum. Öğrencilerimize bu yıl Türkiye'de Teknofest kapsamında ilk kez yapılan RoboLeague yarışmasına katıldık. RoboLeague yarışmasında öğrencilerimize bir e-sınav yapıyorlar. Daha sonrasında e-sınav sonucunda öğrencilerimizi Teknofest Ankara'ya davet ettiler. Orada 2 günlük süren bir hekaton tarzında malzemeleri vererek öğrencilerimizden bir performans beklediler. Bu performansları sonucunda çocuklarımız çok güzel bir akıllı karavan geliştirdiler. Ortalama 8 tane sensör kullanarak yaptıkları mobil uygulamayla karavanı kontrol eden bir sistem oluşturdular. Ve bu sayede Türkiye 5.'si oldular. Öğrencilerimi tebrik ediyorum. Aynı zamanda desteklerinden dolayı Şehit Kamil Belediyesi Başkanımız Van Fadıloğlu Bey'e de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir belediyeye sahibiz. Teşekkür ediyoruz. Şehit Kamil Deneyap Atölyelerinden bu yıl mezun oldum. Şehit Kamil Deneyap Atölyelerinde aldığımız eğitimler sayesinde bize Deneyap Kart hakkında yaptıkları e-sınavdan
bir ikincilik derecesi alarak geçtik ve Teknofest'e çağrıldık. Teknofest alanında bizi hazırlıksız bir şekilde kırtasiye malzemelerini, gerekli sensörleri ve işlemcimizi, yani deney yap kartı verdiler. Kafanızdaki projeyi uygulamaya dökün ve bize sunumunu yapın dediler. Sunum sonucunda ve prototip geliştirme sonucunda 5. kaldık. Ortam çok güzeldi, biraz zordu ancak çok şükür o süreci de atlattık. Bilim Şehit Kamil'de deney yap mezunu olarak katıldım Teknofest'e. İlk olarak E-Sınav'a katıldık. E-Sınav'da başarı alınca Teknofest'e gittik ve Teknofest'te biz önce malzemelerle ne yapabileceğimizi düşündük ve zaten projemizde de depremi yaşadığımız için depremle alakalı bir proje yaptık. Yani güzel oldu yani. Tebrik ediyoruz. Deney atölyesinde 1. sınıfa gidiyorum. Tasarım ve üretim dersleri sayesinde orada maketimizin tasarım bölümünde yer aldım. Teknofest güzel bir yer. Herkesi bekleriz.